Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Milletvekilimiz Yasemin Öztürk'le beraberiz. Onun da gündemi değerlendiriyoruz. Birazcık iskeleden bahsediyoruz, birazcık pileden bahsediyoruz. Ve bakalım sohbet bizi nerelere kadar götürecek. Bugün hep beraber hoş geldiniz diyerek Yasemin Hanım'la sohbetimize başlayalım. Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk Ali Bey. Evet, bugün çok barışçıl görüyorum sizi. Beyazlar içerisindesiniz. İnşallah bu pileye yansır diyelim ve bir barış gücü gibi oraya siz gidersiniz ve bir dur dersiniz bu olan bitene. Nasıl yorumlarsınız pileyi? Yani ben her zaman diyalogdan yanayım. Tabii önce konuşmaktan, uzun müzakereler yapmaktan yanayım. Ama senelerdir konuşuyoruz diyorlar. Ve evet, yani şu anda yapılan, hep yani bugün sabah arabada gelirken de bir radyo kanalına tesadüf açtım ve bize, yani hükümete ya da şu andaki Dışişleri Bakanlığı'na yerden yere vuruluyordu. Çok üzüldüm çünkü biz devlet olarak ne kadar çok taviz vermeye başlarsak daha çok taviz istemeye başlayacaklar. Evet, orada bir sıkıntı var, bunu muhtar da dile getirdi. Ve orada mutlaka yolun yapılması, Pile ve Yiğitler yolunun yapılması gerektiğini söyledi. Bugün Güney Kıbrıs'ta Rum vatandaşlar kendi taraflarına geçerken hiçbir sıkıntı yaşamazken Türk vatandaşlar büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Kaldı ki Birleşmiş Milletler'in müdahale edilecek sınırlara da girmediklerini de beyan ettiler. Tabii biz de basından izlediğimiz kadarıyla, ama bizim hakkımızı sonuna kadar savunmamız, taviz vermemiz bugün gerekir. Küçük tavizler vermeye başlarsak daha büyük tavizler verme noktasına gelebiliriz. Bugün Kıbrıs meselesinde de aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Onun için sonuna kadar haklı olduğumuz yerde diretmemiz gerekir. Tabii bunu yaparken de kırmadan, dökmeden dünyaya da biz o noktada olduğumuz, hep barışçı diyalog yolunda olduğumuzu da göstererek tabii yolu takip etmemiz gerekir. Fakat tam aksine saldırgan biz göründük şimdi. Maalesef biz göründük, ama tabii Birleşmiş Milletler'in askerinin orada müdahale hakkı yokken bir takım hareketlerde engelleyici bir takım davranışlarda bulundular. Biz de tabii ki onun kendimizi ya da yapmak istediğimizi yapma adına bir takım ısrarcı adımlar atmak zorunda kaldık. Ve taviz verme konusunda daha az taviz vermemiz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bugün ufak tavizler verdiğimiz noktada yarın daha büyük tavizler istemeye devam edilecek. Onun için haklı olduğumuzda her zaman ısrarcı olmamız gerekir. Bu Yasemin Hanım, bu sizde genel bir görüş mü? Yani taviz vermeyelim diyorsunuz biz, yani Kıbrıs meselesinde. Sanki böyle bir genel bir duruş varmış gibi geldi bana. Yani taviz vermeme noktasında, şöyle taviz vermeme noktasında, eğer hakkımız, hukukumuz noktasında, tabii yasalar nezdinde, uluslararası hukuk nezdinde haklarımızı sonuna kadar diretmemiz gerekiyor. Bugün Kıbrıs meselesinde 50 yıldır neredeyse masaya oturuluyor, görüşülüyor, konuşuluyor. Fakat her oturduğumuzda bizden daha fazla yer talepleri, daha fazla taviz, egemenlik konusunda birçok konularda daha fazla tavizler vererek o masadan kalkmak zorunda kaldık. En son Kran Montana'da da çok büyük tavizler verildi. Bir harita verildi ve bu haritaya rağmen Güney Kıbrıs'ın başkanı kalkıp ve masayı terk etti. Bu da gösteriyor ki bize herhangi bir anlaşma zaten istenmiyor, ama dünyaya da anlaşma isteyen tarafmış gibi lanse ediliyor. Biz kendimizi maalesef tam olarak dünyaya anlatamadığımız için, ne istediğimizi ortaya koyamadığımız için belki de bazı sıkıntılar yaşıyoruz, ama Güney Kıbrıs bunu çok da güzel yapıyor. Biz bu konuda daha fazla dünyaya kendimizi anlatmamızı, ne istediğimizi, ne noktada olduğumuzu, uzun zamandır izolasyonlara maruz kaldığımızı, ambargolara maruz kaldığımızı ve adalet istediğimizi de mağdur tarafın bizim olduğunu da göstermemiz gerekir. Ama maalesef sanki
biz bir takım sıkıntılar yaşatıyormuş gibi dünyaya lanse ediliyor. Kendimizi dünyaya daha iyi anlatmamız, daha iyi tanıtmamız gerekiyor. Belki bu uğurda daha fazla belki de bir bütçe ayırmamız gerekiyor. Bence tamamıyla örtüşüyoruz orada, tamamıyla haklısınız. Burada bile mesela Rumlar aldılar ve diğer elçiler, işte Kanada elçisi, Amerikan elçisi, orada burada diğer ülkelerde yorumlar yapılıyor. Şimdi bizde yorum yapan bizim muhtar, bizim belediye başkanı, bizim Dışişleri Bakanımız. Yani biz körler sağlar birbirimize ağırlar, biz birbirimize, köşe yazılarımız var bu hususta, köşe yazılar da birbirini ağırlar. Tamam da yani bunu gidip de bir de New York'ta Times Magazine'de verdik mi? İngiltere'de bir Observer'e verdik mi? Bir Fransa'da La Figaro'ya verdik mi? Hangi magazinde, hangi ekonomist magazinde, hangi fashion magazininde böyle olaylar da var. Yani işte bir toplum varlığı için çarpışıyor gibisinden. Yoluna bile izin verilmiyor. Biz bence mağduru oynamalıyız şiddeti göstereceğimize. Ama bütün dünyaya ne verdik? Birleşmiş Milletler'in askerinin üstüne şir oynan yürüyoruz. Ve adamla konuşurken adamın yüzüne yumruk vuruldu mesela. Bunlar ters tepecektir diye düşünüyorum. Diyalog belki daha iyidir. Fakat madalyonun bir de öbür yüzü var. Biz bu şiddeti uygulamasak, şiddet demeyeyim, yani yapmak istediğimizi, yani engellemeye mani olmasak ve şiroları sürmesek, belki de Birleşmiş Milletler askerini iteklemesek, büyük bir olasılıkla bunu hiçbir gazetede yazmayacak. Hiçbir şey bahsetmeyecek, hiçbir elçi kınamayacak. Burada ne olup bittiğini hiçbir şey, sadece biz işte yolun bir kısmını yapmakla kalacağız. Geriye kalan kısmı kimse de bilmeyecek, yapmayacak. Ama şimdi yaptık, bütün dünya haberdar şimdi. Acaba hangisi doğru? Bilmiyorum. Tabii ki dünyanın, bir şekilde dünyaya sesimizi duyurmamız gerekir. Tabii ki bu da bir vesile oldu. Çünkü tabii, dünya her şey yolunda. Burada insanlar çok güzel, dostluk içinde yaşıyor. Herhangi bir problem yok. Ve bu şekilde lanse ediliyor ve hep uzlaşmaz taraf biz, anlaşmaz taraf biz noktasında bütün dünyayı, batılı ülkeleri inandırmış durumda maalesef. Bunun da aslında burada bir sorun olduğunu, Kıbrıs'ta bir sorun olduğunu da gösterdi bu vesileyle. Bazen evet, sesimizi diyaloğun olmadığı yerde, belki de makul ölçülerde, evet, agresif davranışlarla, güç gösterme de normal olabilir. Bu hukukta da tabii var. Yani size saldırı olduğu nezdinde siz kendinizi savunmak zorundasınız. Tabii o da belli kriterler içinde, bu yapılan şiddetin dışında bir şiddet uygulamayarak tabii ki. Onun için inşallah kısa zamanda, zaten şu anda mevcut yol devam ediyor. Benim yani görüşüm kesinlikle bazı konulara taviz vermemek. Haklı olduğumuz yerlerde bugün yaptığımız basit tavizler yarın daha büyük tavizlerin akabinde getirebilir. Onun için dik durmak gerekir. İnandığımız şeyler için savaşmak gerekir. Bazen bu savaş tabii çirkinleşebiliyor da. Evet. Ama tabii kimse şiddeti tahsis etmez. Kimse de böyle bir şey istemez. Elbette. Ama tabii olaylar o noktaya getirdi bazen, getirebiliyor bazen. Doğrudur. Yani doğrudur. Yani kimse tavsiye etmez ama belki de yani hiç kimse duymayacaktı. Ama maalesef bu problemle ilgili tek görünen şey de bizim şiroların ortalığı yıkıp geçtiğidir. Veyahut da United Nations arabasının alıp bir yere savrulduğudur mesela. Dış basında maalesef böyle lanse edildi. Güzel olmadı ama tabii biz kendimizi dediğim gibi anlatamadık. Evet, bir takım mercilerde açıklamalar geldi. Ama bizim içimizde de yerden yere vurulup yapılan doğru değil, işte Güney Kıbrıs haklıdır noktasında basında da maalesef bazı haberler dinliyorum. Evet. Doğru ve yanlış, biz aile içinde birbirimize destek, birlik olmak zorundayız. Her ne kadar farklı düşünüyorsak da bazı konularda birliği, beraberliği dünyaya yansıtmak gerekir, göstermek lazım diye inanıyorum. İnşallah dediğiniz gibi olur. Bakalım ne şekil alacak önümüzdeki günlerde bu aralar.
Yani çok şeylere gebedir diye düşünüyorum Pile. Çünkü orada bir oyun oynanıyor. Bakalım bu oyun nasıl neticelenecek. Çünkü bir taraftan Sayın Erdoğan da bu işe şimdi karıştı. Türkiye'nin de söyleyecekleri var bu konuda. Fransız hemen gitti Türkiye'ye konuştu. Yani çünkü Fransız burayı muhatap bile almıyor. Böyle de bir durum var orada. Göreceğiz. Peki birazcık sizin memleketten bahsedelim, İskele'den. Yani neler oluyor orada? Çünkü hala daha büyümeye devam ediyor değil mi İskele? Büyümeye devam ediyor. Fakat büyüdükçe tabii sorunlarla beraber de büyüyor. Bugün baktığınızda ben İskele'de 17 senedir o bölgede evliyim. Evimde İskele'de Longbiş bölgesinde. Şu anda denize maalesef hiç ama hiç giremiyorum. Niye? İnanılmaz kirli oldu. Biliyorsunuz bizim bir altyapı sıkıntılar var. Uzun zamandır devam ediyor. Büyük şirketler o bölgede yeni yeni bir takım evler yapıyor ve satıyor yabancı, özellikle yabancıla bir kesme. Ve maalesef arıtma merkezi bir arıtma sistemine ihtiyacımız var. Bu arıtma sistemini yapmadıkları için bu büyük şirketler, çünkü 49'a kadar herhangi bir site yaparsanız arıtma sistemi yapmanız koşulu yok. Onlar da öyle bir tabii ki yasalara uyduruyor ki mevcut durumu yaptığı siteleri işte 39 ya da 49 neyse yasal hakları o şekilde önlerine götürüp belediyeden onaylatıyor ve ciddi anlamda bir merkezi arıtma sistemi yok. Orada büyük oteller veya büyük eğlence merkezleri veya büyük siteler lağımları maalesef denize akmaya devam ediyor. Şu bu, anda bu görülebilir bir seviyede mi? Yani görülebilir, evet. Ve kokuyla gerek gözle görülebiliyor. Ben her sabah neredeyse yazda giderdim ve gözlüğümle açılırdım. Fakat şimdi gidiyorum, bulanık bir deniz, pis bir lağım kokusu. İnanın bana Allah. Artık giremiyorum. Yani o tabii, raddede ama hastalık ve olacak zaten. Hastalık olacak. Çok kötü. Bunu kirleten, hep şuna benzetiyorum. Büyük ülkeler, dünya ülkeleri dünyayı kirletiyor ama temizlemek de tabii ki bir takım yasalarla, işte küçük ülkelere bir takım talimatlar istiyorlar. Yapılmasını istiyorlar. Gerek Paris İklim Anlaşması, gerek bir takım anlaşmalarla. Şu anda da büyük şirketler bu kirliliğin müsebbidin büyük bir bölümü onlara ait. Fakat tabii ki bunu halka da yayılması gerekir. Orada hane alan herkesin de artık bir noktada belki de taşının, elini taşın altına koyması gerekir. Çünkü her geçen gün daha çok kör düğün oluyor. Oradaki eğlence sektörü de büyük sıkıntılara da artık önünü açıyor. Ama İskele çünkü Belediyesi yani nasıl çalışır bilmiyorum. Yani siz bir ev yapacaksınız, bir apartman yapacaksınız ve bunun lağımının nereye gideceğini hesaplamadan mı yapacaksınız? Yoksa yani apartman çıkar, her şey tamamdır. Bütün borular, sistemler ana borulara veriliyor belediyenin. Ama bir belediye bunu taşıyamıyor artık ve taşıyor. Öyle midir bu konu? Çünkü bir binanın işte bütün tuvalet ihtiyacının direkt tarlaya verileceğini tahmin etmiyorum. Yani evet, borularla bir yere artık o şeyi geçtik. Artık belli bir bölge öngörülmeli. Orada da ciddi anlamda merkezi bir arıtma sisteminin kurulması gerekir. Bununla ilgili bir çalışma da var sanırım. Ciddi bir meblağ maalesef. Yani böyle 20 ve milyon belediyenin falan da daha da yüksek da maalesef. Ve ne belediyenin öyle bir gücü var, ne devletin öyle bir bütçesi var. Bu noktada da her geçen gün tabii bir şeyler yapılmadığı sürece, yani ciddi bir para, çünkü bunu bugün tamam dediğiniz anda çıkarabilecek bir şeyi yok. Ama bunun büyük bir bölümünü belki de bu büyük şirketlerden alınmayla belki de bir adım, ondan sonrası tabii halka
bir miktarında şimdi büyük derc şirket etme. Durup dururken niye 5 milyon versin? Onlar, her biri 5 milyon versin. 4-5 tanedir bu büyük şirketler. Ev satmaya halen daha devam ediyorlar ve buradan da büyük bir gelir elde ediyorlar. Bugün belki de bir devletin bütçelerinden fazla bütçeleri var. Bu devlet sayesinde büyük bir güç elde ettiler. Ve bunu yapmadıkları sürece orada sattıkları insanlara ya geri dönüş yapacaklar veya yeni gelen kişilere bu malları satamayacaklar. Tabii. Zaten kendilerinden böyle bir talep geldi belli bir kısmına işte ama işte ne kadar bu cüzi bir rakam tabii kalıyor. Biz bu kadar koyalım siz de devlet olarak bir şeyler yapılsın ve buraya belki iskeleye belki Lefkoşa'da merkezi bir arıtma sistemi kullanılarak yapılsın. Hem ciddi bir proje ciddi bir bütçe de iyi bir planlamayla yapılabilir. Tabii. Bu yalnız şimdikine değil. Yani 50 sene sonrasına da yapılmalı bu arıtma projeleri dediğiniz gibi. Ve çok büyük olmalı. Yani bu o zaman böyle 50 milyon, 100 milyonlardan bahsediyoruz biz herhalde. Fakat yani komisyona bakıyorum bugün. Hiçbir şeye karışmadan siz gidip emlak satıyorsanız orada, sattığınız emlaktan %20 komisyon kazanabilirsiniz. Daha da fazla kazanabilirler. Yani, yabancı emlakçılar şimdi bu sadece özellikle... emlakçı, yapsatçılar başka, ona geleceğim. Şimdi ben satış yapıyorum, %20 kazanıyorum. Düşünün yani 100 binlik bir apartmanda ben 20'sini ben cebime koyuyorum, vergi de vermiyorum. Direkt 20 bin sterlin alıyorum. 3 günde Kıbrıs'ı ne yapar? Hemen pahalı bir araba alır, bir jet ski alır falan. Daha gelirse belki apartman da alır başka taraftan. Fakat artık çok pahalı olmaya başladılar. 250 bin, 300 bin apartmanlar var. Kıbrıslı Türk'ün karşılayamayacağı bedellerdir bunlar. Ve kimse de artık Kıbrıslı Türk'ün yaşayacağı apartmanları yapmak istemiyor. Herkes bu yerlerde apartman yapmak istiyor ve herkes Ruslara, İranlılara, İsraillere satmak istiyor. Herkes çok büyük paralara operasyon yapmak istiyor. Yapımı aynı. Kıbrıslı Türk'e yapacağın bina da aynı paraya mal olacak. Metrekaresi belli kaça mal olur. Bunlar metrekaresinin katlarca katmanlarında büyük paralara yabancılara satıyorlar bunu. Ve bunun karşılığında da belki de tapuya çok az göstererek yine düşük bir bedel göstererek yine bunların vergisini tam vermiyorlar. Yani her yerden bu büyük şirketler o kadar bir kazanıyorlar ki çareyi nerede buluyorlar biliyor musunuz? Bakın bize ne kadar yardım yapıyoruz. İşte falan çocuklara, falan işte gruplara, falan okula. Yani spor kulüplerine. Devede kulak değil, devede pire değil. Devedeki pirenin kulağı belki yardım yapıyorlar çok böyle doğru. Ve çok şirin görünmeye çalışıyorlar. Aslında bu şirketler bu kadar kazandıkları parayla okullar yapmaları lazım. Olan okulları tamir etmeleri lazım. Belki de arıtma sistemini tamamen kurmaları lazım belki de. Şimdi anlarım ticaret yapıyor adam. Şimdi ben kazandım durup da ben hükümetin yapması gereken, belediyenin yapması gereken arıtmayı ben niye ödeyeyim? Ha, ama bu işin yolları var. Sen bu korkunç güzel paraları yapmaya devam etmek istiyorsan o zaman ben de sana bunun iznini vermem. Bu bedelleri ödemek isteyen başka şirketlerin yolunu açarım. Onlar yapsınlar Mausa'da, iskelede binalar. Değil mi? O küçükler gerisini yapsın. Çok önemli bir konuya değindiniz. Gerçekten büyük projeler tabii yapılıyor. Ülkemiz her geçen gün gelişiyor. Ve tabii mutlu olabileceğimiz tarafları var ama bir takım gelişmenin de getirdiği bir takım olumsuzluklar da var. Tabii. Bizim tabii ki altyapıyı yaparak ilerlemenin önünü açmamız gerekir. Bunu yapmadığımız sürece kendi halkımız büyük sıkıntılar yaşıyor. Bugün sizin de söylediğiniz gibi normal Kıbrıslı bir Türk'ün herhangi bir daire alma imkanı şu an için yok. Kaldı ki büyük kazandığı varsayılan ben bile en iyi kazanan kesimlerden bir herkes tabii der. Tabii işiniz yani var. Koskoca bir milletvekilisiniz. Kocanızın da işi var ve gidip bir apartman alamıyorsunuz çocuğunuza. Bir apartman alamayız şu andaki koşullarda. Evet zamanında bundan 17 yıl önce evimizi yaptık. Çok da güzel bir ev yaptık ama şu anda yanı başımızda 30 katlı binalar var ve ben oradan 1+1 alma gücüm kesin
kesinlikle yok. Böyle bir kredi hiçbir banka bana 30 katlı bina sizin belki vermez. De tek katlı evinize mi bakıyor? Evet, direkt? Maalesef. Bu da doğru değil ve, değil mi? Kesinlikle doğru değil. Ve büyük binalar maalesef küçük evlerin şeyinde kaybolup gitti. Tabii. İnsanların havasını, güneşini kesiyor. Ve kaldı ki bizim bölge özellikle Long Beach bölgesi dere yatağı. Orası yumuşak zemin. Tabii. Tuzla ve Long Beach bölgesine zaten birçok profesör de söyledi. Orada büyük katlar yapılmaması gerekiyor. Ben bundan önce komite olarak Türkiye'ye gittiğimde bize şunu söylediler. 3 katın üzerine geçmemesi gerekiyor Long Beach bölgesi. Bugün baktığımızda çok büyük katlar evler yapılıyor. Bunun her geçen gün talep olduğu için fiyatlar da her geçen gün artıyor. Fakat sizin vatandaşınız tabii ki buna ulaşması imkansız. Burada birçok dünyanın birçok yerinden gelen kişiler buradan ev alıyorlar. Bizim bunun önünü daha evet tabii ki tabii. Ülkemiz kazansın ama devletimiz de kazansın. Birçok sözleşmeler ofislerde yapılmaya devam ediyor. Devletin alması gereken bir takım vergi veya bir takım hakları maalesef alamıyorlar. Bunun önüne geçmek için adımlar atılması gerekiyor. Ben bundan önce de bu meclise girmeden önce hep bunları söylüyordum. Muhalefetteyken de söylüyordum. İktidardayken de söylüyorum. Ve hep tehlikeli buldum. Avukatlık yaptığım dönemde, noterlik yaptığım dönemde de büyük miktarlarda yabancıların mal aldığına şahitlik ettim. Özellikle Habat diye bir örgüt, Yahudi bir örgüt burada artık yapılandığını duyuyor ve görüyoruz. Girne'de de şube açtıklarını duyduk. Bu örgüt daha çok İsrail'den sonra kutsal toprakların Kuzey Kıbrıs'ta olduğunu düşünüyorlar. Yani Kuzey Kıbrıs'ta da Kıbrıs'ta. Gerek Güney Kıbrıs'ta ve Güney Kıbrıs'ta ve Kuzey Kıbrıs'ta büyük oranda mal alıyorlar. Gerek avukatlar üzerinden büyük şirketler kuruyorlar. O şirketler üzerinden gerek vatandaşlık alarak zamanında birilerini aracı veya nasıl aldıklarını bilmiyorum aldılar ve inanılmaz miktarda yer alıyorlar. Bugün baktığımızda İskele'yi Boğaz'da geçer geçmez bir tane site, büyük bir site yapılıyor ve 200 metre kuralı var biliyorsun sahile. Ev yapılmaması gerekir ve yapıldı. Hangi bakan zamanında verildi verilmedi bilmiyorum tabii ki. Ve orayı bizim vatandaşımız aradığını duyuyoruz ve bizi aradılar Yasemin Hanım diyor. Aradım, fiyatını sordum ve bana dediler ki biz Türkiye mal satmayız. Gelinen o nokta o ki evet tabii ki ülkenin gelişmesi, ileriye gitmesi çok önemli. Yatırım yapılması çok önemli. Birçok sektör bundan besleniyor. Bugün tuğlacısından, inşaatçısından, demircisinden birçok şirket besleniyor. Ama bunun artık bir sınırlanması gerektiğini düşünen ve inanan insanlardan bir tanesiyim. Bununla ilgili de bir önerge tabii daha önce sundum. Tabii kabul görmediği için geri çekmek zorunda kaldım. Ama hep bir tehlike görüyorum. Umarım tez zamanda daha bizim sendikalar ya da sivil toplum örgütleri de yani çok sessiz kalıyor bazı konularda. Ekonominin dışında herhangi bir şey olduğunda çok seslerin çıktığını görmüyorum. Bugün çevre her geçen gün kirleniyor. Toprağımız kirleniyor. Maalesef hiçbir denizler her geçen gün girilemeyecek. Birçok büyük şirketlerin parselinde denize girecek yer bulamıyoruz. Her yeri kapattılar. Her yere şezlonglar koyarak, şemsiyeler koyarak birkaç tane çok cılız veya ses çıkmıyor veya çok cılız çıkıyor ama ekonomi konular olunca hep başrolde oynayan büyük sivil toplum kuruluşlarının daha fazla ses getirmesi gerektiğini çünkü o sendika başkanlarının milletvekili olma ihtimalleri var. Biliyorsunuz hepsi milletvekilliğine oynar. Evet. Bu sendikaların başları. Amaç odur. Girerler çıkarlar eskiden sendika başkanları milletvekili olurdu zaten. Ama sonradan işte elcil gibiler daha sonra olamamaya başladılar, seçilememeye başladılar ve oralarda kaldılar ve hep siyasi konumdadırlar nedense. Evet girmeliler, evet ilgili olmalılar ama
direkt muhalefetin görevini yapan sivil toplum örgütlerine döndüler. Yani muhalefet değildir. Kendi üyelerinin haklarını savunan sendikalar olacaklarına, bu siyasi ise siyasidir. Hükümete çatmaksa evet hükümete çatmaktır. Ama bakıyorsunuz Rum tarafı bir şey söylüyor. Bizimkiler muhalefet aynıyı söylüyor. Ansızın sivil toplum örgütleri aynı söylüyor. Diyorsun ki nasıl olabilir bu? Yani nasıl aynı cümleler herkes tarafından tekrarlanıyor? Bir sorun teşkil ettiğini görüyorum. Yani basını o kadar okuyoruz. Rum basını, Türk basını, İngiliz basını ve bu tekrarlarını görüyoruz. Aynı cümlelerin tercümeleri gibi böyle ve enteresan geliyor bana. Sivil sendikalar ya da sivil toplum örgütleri çok önemli. Dünyanın birçok devletlerinde de önemli bir konumda. Çünkü milliyetçi kısım da aynıdır. Milliyetçi kısım da gruplaştı. Yani bunu sol muhalefettir diye söylüyorum. Evet. Ama milliyetçi grup da aynı şekilde Türkiye'de bir şey çıkar ya da bir şey söylenir. Burada onun da devamı gelir bu taraftan. Ve aynı gruplar da başka türlüsü. Öbürlerinin eş grupları da aynı sesleri çıkarma. Yani kutuplaşmışız ve evet. Bu örgütleniyor aşağıya doğru. Sivil toplum örgütlerinin güçlü olduğu toplumlar aslında çok daha demokratik olur, çok daha fikrini söyleyebilir. Tabii, ama tabii. Bizim ülkemizde sanki dediğiniz gibi sanki muhalefetin sesiymiş gibi ya da muhalefet ne söylerse birebir hemen kelimeler bile aynıyken bu defa insanlarda inandırıcılığı kalmadı. Halkta inandırıcılığı kalmadı ve genelde de dikkat ederseniz hep genelde ekonomik konularda ön sıradalar ama esas can alıcı, hayatı devam ettirici konularda birçok fazla ya sesleri çıkmıyor veya çok cılız çıkıyor. Evet. İlgili değiller. Yani çünkü hükümeti bir nebze onların da zorlaması, bazı konularda tepki alması veya işlem yapması için zorlaması gerekir ve bu çok önemlidir. Sivil toplum örgütleri dünyanın birçok yerinde önemlidir. Ama bizim ülkemizde maalesef sanki muhalefetin sesiymiş ya da muhalefetin söylediği şeyleri bile bir yapıp veya Kıbrıs meselesinin dışında siyaset, sivil toplum örgütlerinin siyasete yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siyaset yapmaya çalışıyorlar. Siyasetçi zaten siyaset yapıyor. Bir başka kurum yok. Aynen, parti eğer kursunda siyaset yapmak istiyorsan sendikayı veya sivil toplumu bırakın. Gelin bir parti kurun, çalışın. Siz de gelin tabii meclis istiyorsanız veya nereye istiyorsanız ama bu şekilde sırf bir takım hem siyaset yapar gibi ama gerçekten topluma dokunan, toplumun için gerekli bir takım adımlar maalesef önemli konularda sessiz kalıyorlar. Bu da beni çok üzüyor. Yani hep diyoruz ya biz hep batılı ülkelerle kendimizi kıyaslıyoruz. Hep kendimizi modern, demokratik adlediyoruz ama tabii. Onların gerekliliğini yerine getiremiyoruz. Ya da yok canım. Onların sadece güzel yaşamlarını istiyoruz biz. Evet. Rahat tabii. Ve konforlu yaşamlarını istiyoruz. Tabii, ama tabii. Onun dışında iş hayatlarını kesinlikle çok çalışmak gibi çok şeyler. Çok çalışmak, güneş değiliz. Doğmadan işte tabii, olmak, mesai saatlerinde özel işlerini halletmemek noktasında onları istemiyoruz. Biz özel saat yani iş saatinde gidip işimizi halletmek istiyoruz. Tabii, çocuğumuzu alıp tabii. Çocuğumuzu bırakmak. Yurt dışında insanlar işlerimize. 2 saat şehrin dışında kalırlar. Çünkü çok çalışmakla birlikte sadece onu karşılayabiliyorlar kazandıkları parayla. 2 saat dışında yaşarlar. Çünkü şehre daha yakın yaşasalar işte aldıkları parayla sadece 1 ya da 2 odalı bir apartman dairesi karşılar. Halbuki 2 saat dışarıda 5 odalı bir ev tutabilir veya da satın alabilir. Onun için bu zulmü çeker 2 saat gelsin, işten sonra 2 saat geri gitsin. Fakat biz bu zorlukların hiç farkında değiliz. Şimdi İngiltere'de aslında için. Ailesi olan insanlar az çok bunu biliyorlar. Çünkü birçok defa ben de İngiltere'ye gittim. Hep İngiltere'den gelenlerin çok konforlu bir hayatları olduğunu, çok böyle muhteşem bir hayatları olduğunu varsayarız. Ama gittiğimizde görüyoruz ki güneş doğmadan kalkıp işe gidip güneş batarken eve geliyorlar. Dinlenmeye doğru düzgün zamanları yok. Devlet aldıklarının büyük bir kısmını vergi adı altında birçok şeyi elinizden evet iyi bir maaş veriyor. Ve elinizden alıyor ve ciddi anlamda normal bir işle yapabileceğiniz çok büyük şartlar yok. Gerçekten bir şey istiyorsanız büyük emek sarf etmeniz lazım. Biz burada hem tabii bir takım
hem rahat bir hayat sürdürürken bir taraftan da çalışıyoruz. Aslında yaptığımız bu güzel şeylerin farkında değiliz. Evet, hep kıyaslıyoruz ama her şeyini kıyaslamak lazım. Yalnızca konforunu değil de birçok alanda tabii. Çekilen cefayı da bilmek lazım. Görmek lazım. Verilen vergiyi de görmek lazım. Biz hiç vergi vermeden böyle istiyoruz o hayatları. İnşallah yani yapabiliriz. Yani iskele böyle bir yer. Zor bir yer görebiliyorum. Nüfus değişiyor, etkileniyor. Bakalım getirisi ne olacak? Kalkındırmayı da yeteri kadar... Yani apartman yani orada da bir iş daha gelişmiyor aslında. Çok bir iş yok orada. Bir de cinayet olayınız var. Yani maalesef bu hemen getirdiği bu yüksek nüfusun biriktiği yerde, işte klapların olduğu yerde ve bu klapların olduğu yerlerin olup da profesyonelliğin olmadığı yerlerde işte böyle bu tip sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz cinayet gibi. Evet, birçok diyorum ya, nüfus çoğaldığı sürece buna akabinde suç oranları da çoğalacak. Çünkü birçok milletten, farklı milletten insanlar burada ve tabii ki onun da önünde bir hazırlığın olması gerekir. Çünkü farklı millete tabi insanlar, kültürleri, davranışları nedir? Tabii. Suç oranlarında gelirken maalesef getirebiliyorlar. Çok tabii eğil insanlar da var aralarında ama bunun önlemini almak lazım. Polisimiz gerçekten büyük bir çaba sarf ediyor. Büyük bir şekilde özveriyle çalışıyor ama yetmiyor. Sayıları da yetmiyor ve birçok iş yükü de kendilerinde. Bugün hiç yapmaması gereken birçok işi polisin üstesinde. Örnek vereyim, mesela avukatlığım yaptığım dönemde de söylüyorum. Bir polis herhangi bir tarikat raporunu kendi hazırlamak zorunda. Türkiye'de öyle değil ve de başka savcılık ülkelerde yapar, de öyle değil mi? Değil. Bunu savcılık yapar. Evet. Birçok ülkede de bu böyle değil. Savcılık evet. Yapar. Savcılık dosyayı alır, yürütür, yazar. Bizim onu dahi tarikat dosyasını dahi polis yapıyor. Birçok mazbatalı polisler tebliğ ediyor. Bunun yanında bir ses duyduğunuzda akşam uyurken işte sesten, gürültüden rahatsız olduğunuz zaman polisi ararsınız. Her şeyi, her başınız sıkıştığında polisi ararsınız. Tabii polisin işi arttıkça kriminal olaylara çok fazla ilgilenemiyorlar. Esas ilgilenmeleri gereken şeylere adapte olamıyorlar veya tabii. Diyor ki yani ben zaten çok çalışıyorum, bana ne işte şurada bir çete kuruldu veya şunu yaptı ya da bunu. Tabii. Ufak tefek Tabii. işlerin üstüne gitmekten öte ciddi anlamda ele başlarını yakalayamıyorlar. Bugün Tabii. baktığınızda Proaktif olamıyorlar çünkü hep sonrasında, yani olay olur, işte banka soyulur, şiddet uygulanır, ne bileyim sopalı kavgalar olur, dükkanlar soyulur. Ve bunlara sadece reaksiyon gösterebilir polis. Olay oldu gidelim, olay oldu gidelim, kaza oldu gidelim, okulda bir şey oldu gidelim. Çünkü ancak ona yetişebiliyor. Çünkü ilk mesela Lefkoşa'da, Girne'de biliyorum iki tane ekip var. İki tane kaza oldu mu iki ekip biri bir tarafa, biri bir tarafa gider mesela. Üçüncü kazaya vakitleri yoktur ki günde böyle üç tane, dört tane küçük dokunuşlar, şunlar bunlar. 4-5 tane olur günde. Polis hiçbir şekilde yetişemez. Değil ki gidip tabii önleyici aktiviteler yapsınlar. Veyahut da soygunları önleyici aktiviteler yapsınlar. Yapamazlar. Olaylar olacak. İhbar olursa uyuşturucu satanı yakalar. İhbar yoksa yakalayamaz. Haberi bile yoktur. Tabii çünkü yani ona zaten vakti de yoktur, enerjisi de yoktur. Polisimiz gerçekten çok çalışıyor. Yani gece yok, gündüz yok. Herhangi bir olay olduğunda alo hadi gelin. Ailesiyle tabii, mesela bir mı? Piknikte ansızın çağrılıyor. Bir araştırma yaptım ben. Yani belli bir yaştan sonra bile maalesef ölüm oranları, emekli olur olmaz ölüm oranları çok yüksek. Çünkü stresli bir iş yapıyorlar. Zor bir iş yapıyorlar. Buna tabii. Mukabil biliyorsunuz grev hakları yok. Yani diğer birçok daire gibi en ufacık bir şeyde işte greve gidelim, tabii, haklarımızı alalım noktasında da değiller. Onun için tabii ki güçlendirilmesi gerekir polis teşkilatının, özellikle hem araç gereç olarak hem tesisat hem maddi, polis sosyal sizi çok haklar sevecek olarak. bugün. Herhalde ben başkan olsam
olsam ve o benim hukukumda olsa ilk yapacağım iş polislerle ilgili bir takım çalışmalar yapmak. İyileştirmeler değil mi? İyileştirmeler yapmak olur. En azından sosyal konularda belki bütçe konusunda elinizdeki imkanlar belliyse verebileceğiniz de bellidir. Ama bütçeyi güçlendirdikten sonra tabii o da düşünülebilir. Ama ciddi anlamda bir özveri yaparak çalışıyorlar. Evet. Evet. Bu ülkenin bel kemiği. Belki de bunu olağanüstü meclis toplantınız var anladığım kadarıyla. Bugün komitemiz var aslında. Hukuk, siyasi işler ve dış ilişkiler komitemizde. Hmm. Bugün sivil havacılık yasamız görüşülüyor. Bugün oylanıp bitecek diye umut ediyoruz. Hmm. Bunun akabinde perşembe günü olağanüstü denetimle ilgili toplanacağız. Cuma günü de yasamayla ilgili olağanüstü bir toplantı olacak yine mecliste. Bunlar komitelerde hazırlanan, hemfikir olunan yasalar gidecek. Yani büyük bir ihtimalle oy çokluğuyla da geçecek bu yasalar değil mi? Çünkü komitede muhalefetin de milletvekilleri var, iktidarın da vekilleri var. Bunu anlaşarak zaten meclise götürüyorsunuz değil mi? Genelde oy birliği olanlar da var tabii, oy çokluğu olanlar da var. Hani muhalefetin destek vermediği ama 26 sayımız var diye düşünüyorum. Geçer. Geçeceğine tabii inancım tam. Cuma yani günü geçen, komiteden geçen, meclisten geçecek olan yasalar var. Bugün itibariyle de geçirdiğimiz yasayı belki Cuma'ya da yetiştirebiliriz. Sivil havacılık yasası da önemli bir yasa. Bunun dışında da birçok yasalarımız, halen bilişim teknolojileri yasası görüşmeye devam ediyoruz. Ama ben tabii meclisteki hukukçularla da görüştüm. Özellikle genç yaşta, 23 yaşından en azından küçük kişilerin herhangi bir suç işlediğinde bir ömür boyu önlerine çıkıp herhangi bir normal özel işte bile iş bulamamaları noktasında sıkıntılar yaşadığı bir dönemdeyiz. Bunların dünyada da bu böyle. Belli bir zaman geçtikten sonra işte hiç alınmasın değil. Eğer uzun bir süre geçtiyse, bir defalık bir hata yaptıysa bunun sabıkasına çıkıp da özel sektörde bile iş bulamaması noktasında olmaması gerekiyor. En azından belki 25 yaşından altındakilerin dışında tabii ki cinsel suçlar hariç, yani herhangi bir sirkat veya bir hata yapmış olabilir. Çünkü herkes dünyada, yani herkes hata yapabilir ama önemli olan o da hatadan ders alınması gerektiği ve bir defaya mahsus yapılan bir hataysa bir ömür boyunca onun hayatını etkilememesi gerekir. Evlenecek, çocuğu yapacak, belki de bir aile kuracak ama hiçbir kesim ona iş vermediği için elinin kolunun bağlı olduğu bir noktada onlara da önünü açmak gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bir çalışma istedim tabii ki meclis hukukçularıyla ama onlar da maalesef sayıları az. 3 tane yasama uzmanımız var diyebilirim. Onlar da tabii 50 milletvekiline hizmet ediyor. Ayrıca tabii ki mecliste farklı bakan yasalar da var. Onlarla da ilgili çalışıyorlar. Ama onların da yapabilecekleri tabii sınırlı. Onun için çalışıyorlar inşallah. Evet, yakın zamanda onu da yapabiliriz. İnşallah, inşallah. Yani meclise bir anda girmek lazım. Yani kanunlar önemli, bunların geçmesi önemli. Çünkü bazı şeylerin normalleşmesi artık. Çünkü çok kanunlar eksik kaldı. Yani bu kadar siz sık çalışıyorsunuz ama belki de daha yani çalışacak bir sürü konular çok var, yasalar değil mi? Yasalar var. İngiliz sömürgesinden kalma, ekselansları adı altında mesela ve de kırbaç cezası çocuklara ceza yasasında var. Bunların hepsinin ama o kadar çok yasa var ki biz bunu oturup da tek tek işte birçok maddeleri var. Bu maddelerin birini değiştirirken başka bir yasada başka bir şeye dokunabilirsiniz. Eğer yaptığınız değişiklikle diğer yasayı da etkileyebilirsiniz. Onunla beraber yürümesi lazım. Ona ters düşmemesi gerekiyor. Onun için ben şöyle bir şey getirdim. Tabii kabul görür mü ya? Diğer üyeler ne düşünür bilmiyorum. Meclis Genel Sekreterimizle konuştum. Birçok müşaviler var dedim. Bunlar zaten işi yani şu anda işsizlikten evet maaşlarını alıyorlar ama herhangi bir belki de sıkılıyorlardı dışarıda. Bunları çağırsak akademisyenler, doktorlar, mühendislerden oluşan, hukukçulardan, yasamadan, belki de dışarıdan bitiren, emekli olan, genç yaşta emekli olan birçok savcımız, yargıcımız var. Onları çağırıp ciddi anlamda tabii bir bütçe ayırmamız gerekir ki gelsinler. Yoksa size niye gelip de bilgilerini size sunsunlar öyle. Bu noktada da işte bütçe sıkıntısına takılıyoruz ama onları çağırıp bütün yasaları bir gözden geçirip bir çalışma yapsınlar. Veya çalıştığımız komitede olan yasaları öncesinde ciddi bir çalışma olsa, önümüzde gelse
ve daha hızlı bir ilerleme açısından veya gereksiz maddelerin üzerinde günlerce konuşmasak, günlerce tartışmasak. Çünkü siz Haluk Bey olarak gelip de mesela Haluk Yerli olarak işte diyorsunuz ki bu madde böyle olsun. Yasemin Öztürk geliyor, yok bu böyle de olabilir. Bir başkası gelip farklı bir görüş öne sürüyor ve kısır bir tartışmanın içine gidiyoruz ve ciddi anlamda da bir şey üretilmiyor veya eksik üretiliyor. Alt bir komitenin oluşturulması, komisyonun oluşturulması gerekir ilk etapta. Bunu ben genel sekretere de dile getirdim. Bunun bir çözümünü biz dedim karanlıkta yol almaya çalışıyoruz. Hiçbir şeyimiz tamam değil. Evet anlıyorum, bütçeye hep takılıyor ama en azından dışarıda olan müşavirleri, yasaları, bütün yasaları elden geçirme, günümüz koşullarına göre artık uygulama noktasında sıkıntıları, belki bir ön rapor, şu maddede şu sıkıntılar var, şu maddede şu olabilir, bir öneri getirseniz, biz de bunları alsak. Halen daha kıyıları koruma yasamız yok. Bunu söylediğimizde yasama uzmanı, ciddi anlamda vakit yok, o kadar yasama uzmanımız yok. Her geçen gün kıyılarımız, biliyorsunuz, denize girecek yer yok. Denizlerimiz sürekli, havamız kirleniyor, toprağımız kirleniyor. Bununla ilgili sivil toplum örgütleri de dediğim gibi ya sesleri çok cılız çıkıyor veya hiç çıkmıyor. Bir şeylerin yapılması gerekir ama artık gelinen nokta o ki mevcutu devam ettirme hiçbir bize yarar getirmiyor artık. Giderek daha büyük önümüzde set olmaya başladı. Bunun bir çözüm, bir adım atılması lazım. Demiyorum tabii ki sihirli değnek yok, bir anda hepsini düzeltilemez ama en azından bir adım atılırsa gerisi de gelebilir. Tabii, çünkü zorla başlamak diyoruz Kuzey ya her zaman. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok güzel bir ülke ama her geçen gün kirlenmeye devam ediyor. Özellikle İskele bölgesi için söylüyorum. Tabii ki yepyeni. Denize, üzgünüm ama denize artık giremiyoruz. Bilmiyorum tabii kışta nasıl olacak ama ben denize girip çıktığımda inanılmaz bir lağım kokusu üzerime sinmiş olduğunu hissediyorum. Denize o lağım kokusu o kadar rahatsız ediyor ki beni yüzüp yani 5 dakika girip çıkmam bir oluyordu. İnsanlar şu anda nasıl gidiyor? Dok doluydu yine hafta sonu orada arkadaşlar gitti. Yabancılar hiçbir sıkıntı görmüyor ama ben çok rahatsız oluyorum. Daha temiz belki denize alışkın olduğumuz için. Sabah saatlerine gidiyorum belki daha da havanın koku olduğu, ağır olduğu, hiç kimsenin olmadığı rüzgar bir saatte. Rüzgar çok yoktur çünkü o saatte. Oluyor. Bunların önünü bir an önce almamız lazım. Çünkü kendi torunumuza, kendi çocuklarımıza güzel bir gelecek, güzel bir ülke bırakmak istiyorsak bunları yapmadığımız sürece onlar bizden sonra daha da kötü bir yerde yaşayacak. Sınırsızca sanki hiçbir şeyin sınırı yokmuş gibi harcıyoruz ama onun için doğayı, özellikle doğa çok önemli. Hepimizin onu koruma görevi. Bugün bakıyorsunuz yanı başımızda komşumuz Yunanistan'ın ormanları, ciğerleri yanıyor. Çok üzülüyorum o haberleri okudukça da. Yani bir an önce inşallah söndürürler. Onlar da inşallah. Tabii. Ama bizde de durum aynı. Yani bizim de çok dikkatli olmamız lazım. Bizde de o yangın tehlikesi her an için var. Bitmemiştir. Yani şu ana kadar şanslıyız. Küçük küçük bir şeyler oldu. İnşallah büyük hiçbir şey olmaz. İnsanlar hala daha izmaritlerini dışarıya atıyorlar, görüyorum. Çöplerini atıyorlar. Evet, yani bu bambaşka bir şey. İnşallah öğreniriz bir şeyler. Zaman geldik sonra, sizler konuştuk sonra inşallah bir şeyler o kafalara girer. Bu izmarit atanlar bilhassa ve yapmazlar artık. Çok teşekkür ediyorum vaktinize. Ben çok teşekkür sağ olun. Ederim. Biz İyi yine yayınlar. Vaktimizi doldurduk. Dilerim size de. Onun için sizi meclise işlemeye göndereceğiz artık. Evet, komiteye bugün. Komiteler inşallah var. Sivil havacılık yasasını görüşeceğiz komitede de. İnşallah onu geçireceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum ben de. Her zaman zevk oluyor Yasemin Hanım sizinle. Evet, Yasemin Öztürk'ü dinlediniz bütün gerçekçiliğiyle. Biz kısa bir araya giriyoruz. O kısa aradan sonra Emete Gözügüzelli bizimle olacak, akademisyen. Onunla da gündemi değerlendireceğiz. Bilhassa dış işlerle konularımız dış işlerle alakalı olacak. Evet, kısa bir ara izninizle.